Sedef Beyefendi, saygıdeğer Akdağ Madeni Belediye Başkanımız Nezih Yalçın Beyefendi, Zorlu Belediye Başkanımız Ertuğrul Ekinci Beyefendi, meclis üyelerimiz ve siz değerli gönüldaşlarımız, cümleten Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz. İnşallah az öz gönlümüzü ortaya koyacağız. Dilaver Cebeci Hocam 14 yaşında 1967 yılında ben 1 yaşındayken Ölürüm Türkiye'mi yazmış, bize nasip olmuş bestelemek. O günden bugüne kadar hala Allah'a binlerce şükür, Ölürüm Türkiye'm diyerek dünyanın el birliği yapıp bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini, milletini, askerini, polisini birbirine katarak 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminde şu anda Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, dünyanın yine el birliği yapıp yıkmak için mücadele verdiği ama derler ya Yozgat Ovası, Yozgat Ovası, Yozgat Ovası, siz derdiniz, ben de derdim ki, Akdağ Madeni'nde de söylemiştim, öyle kuru kuruya dostluk yuva muva olmaz. Ne zaman ki siz belediyeye alırsınız, o zaman hak edersiniz dedim. Değil mi? Şimdi, Allah razı olsun. Nezih bir başkanımızı bulmuşsunuz, doktorumuz. İnşallah siyasetin ilacını da yalnızca Akdağ Madeni'nde ve Yozgat'ta değil, Türkiye'de de Allah'ın izniyle geleceğe çare olarak biz varız, talibiz diyoruz ve güzel olacak. Dilaver Cebeci Hocam'ın dediği gibi, Sümeyye anamızdan, İslam'ın ilk şehidi Sümeyye anamızdan Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e kadar Kurtuluş Savaşı'nda eli kınalı kuzularımız, 12 Eylül'ünde İmamoğlu ön kuzularımız, 15 Temmuz'da Halis Demirler, Fırat Çakıroğulları ve işte bugün bile hem Samsun'da hem Konya'da şehitlik kervanına katılanlarımız var. Rabbim kitabımız Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde peygamberlikten sonra en güzel makamı zaten vermiş. Bu bayrak inmesin, minareden ezanlarımız dinmesin diye bu kervan kıyamete kadar devam edecek. Biz de diyoruz ki muhabbetimizin başlangıcı ve özü karşılık beklemeden can veren bütün şehadalarımızı rahmetle, hürmetle, minnetle anıyor ve şehitler ölmez diyoruz.
Şehitler ölmez, ölmez. Bizim misin basıncılar da çek abla. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Akdağ Madeni ilçemizdeyiz. Festival devam ediyor. Yine Akdağ Madeni'nde bir firmaya uğruyoruz. Burası Asbap Giyim. Ben Eyübakar. Akdağ Madeni'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi beğenerek ve severek izliyoruz. Çok memnunuz. İşleriniz nasıl? İşlerimiz çok şükür iyi, Allah'a şükürler olsun. Hele de şu anda gurbetçilerimiz ve festivalimiz de başladı. Bize bayağı bir etki oldu yani. İnşallah daha da iyi olacak yani. Evet. Peki iş yerinizde çeşit olarak neler bulunduruyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Bir deyim vardır. Çocuk doğar, bezinden bulundur ki insan ölür şeyine kadar vardır yani bizde. Bezine kadar vardır. Evet. Biz El Sivaki bayiziz, Defakto bayiziz, Sarar bayiziz, Albina. Markalı bir mağazayız. 2500 metre yer karemiz var, toplam alanımız. Evet. Ve Akdağ Madeni'ne hizmet ediyoruz. Biz buranın çok eski bir esnafıyız. Eski dediğim yani babam 1986 yılında Akdağ Madeni'ndeyim. O yandan bu yandan esnaflık yapıyoruz. Ve Akdağ Madeni güzel bir şehrimiz, güzel bir ilçemiz. Çok memnunuz. Allah'a şükür olsun. Devam ediyoruz. Babadan oğula devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Rica ederim. Kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.